seyirciler, saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Yeni bir günde, yeni gelişmelerle bu sabah her sabah olduğu gibi birlikteyiz. 3 saat boyunca dünü ve bugünü özetleyeceğiz. Haber turuyla yayınımıza başlıyoruz. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag'ı 3-1 yendi. Sarı Kırmızılı takım ilk yarıda attığı gollerle puanını 4'e çıkarıp grubunda 2. sıraya yükseldi. Avrupa mücadelesini sürdüren Trabzonspor'da bu akşam Polonya'nın Varşova takımıyla karşılaşacak. Bordo Mavili takımın UEFA Avrupa Ligi 3. maçı saat 20'de NTV'den canlı yayınlanacak. Amerika Birleşik Devletleri kurumlarının Almanya Başbakanı Merkel'in telefon görüşmelerini dinlediği belirtiliyor. İddialar üzerine Barack Obama'yı arayan Merkel, konu bir an önce açıklığa kavuşturulmalı dedi. İlişkilerin bir süredir gergin olduğu İran Dışişleri Bakanı Osher Zebari bugün Ankara'ya geliyor. Başkentte üst düzey görüşmelerde bulunacak olan Zebari'nin ziyareti, önceki gün Irak'a giden Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın temasları sırasında netlik kazandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün Kosova'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde bir miting düzenledi. Başbakan beraberlik mesajları verdi ve Kosova Türkiye, Türkiye'de Kosova'dır ifadesini kullandı. Başbakan Erdoğan gece Ankara'ya döndü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Richard Doney ile yemekte bir araya geldi. Ankara'da bir otelde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesinin de çözülmesinin beklendiği parti meclise toplantısı erken alındı. 3 Kasım'daki toplantıda Sarıgül'ün partiye üyeliği konusunun netleştirilmesi bekleniyor. Barış ve Demokrasi Partisi'nden 3 isim İstanbul Milletvekilleri Sarı Süreyya Önder ve Sebat Tuncel ile Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü istifa etti. 3 isim de önümüzdeki günlerde kurulacak Halkların Demokratik Partisi HDP'ye geçecek. CHP'de de Genel Başkan Yardımcısı Emrah Halıcı parti yönetimindeki görevinden istifa etti. Hrant Dink cinayeti davasında tahliye olduktan sonra hakkında yeniden yargılama kararı çıkarılan Erhan Tuncel dün İstanbul'da yakalandı. 36 gün sonra Kumburgaz'da yakalanan Tuncel'in bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Haber özetlerinin başlıklarını paylaştık. Şimdi de ayrıntılara geçiyoruz. Dün akşamki önemli karşılaşmayla başlayalım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag'ı 3-1 yendi. Sarı Kırmızılı takım ilk yarıda attığı gollerle puanını 4'e çıkarıp grubunda 2. sıraya yükseldi. Avrupa mücadelesini sürdüren Trabzonspor'da bu akşam Polonya'nın Legia... Galatasaray'ın galibiyeti ve Trabzonspor'un bu akşamki maçıyla ilgili ayrıntılı haberlerimizi spor bölümünde aktaracağız deyip geçiyoruz gündemin diğer önemli başlıklarına. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan hakkında dış basında yer alan iddialara tepkiler devam etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu konuda ilk kez konuşurken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan da yeni değerlendirmeler geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Müsteşarı Türkiye'nin milli menfaatları ve çıkarları doğrultusunda kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirirler ve getiriyorlar. Bazen bu faaliyetlerden rahatsız olan çevreler de olabilir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında Amerikan basınında İran'la işbirliği yaptığına yönelik iddialar için ilk kez konuştu. Gül, iddialar için sistemli ifadesini kullandı. Türkiye'nin kendi bağımsız politikaları ve onların uygulanmaları Türkiye'nin çıkarları her şeyin önünde gelir. Dolayısıyla dışarıda yazılıp çizilenler bizim için o kadar önemli değildir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da MİT müsteşarına sahip çıktı. Müdellel herhangi bir şey olmadığı sürece biz bu arkadaşlarımızı kimseye yedirmeyiz. Yol arkadaşlarımıza vefasızlık bizim kitabımızda, bizim değerlerimizde yoktur. Biz hiçbir arkadaşımıza kalkıp da gazeteler yazdı, şu söyledi, bu söyledi diye onlara yönelik herhangi bir tavır almayız. CHP de konuyu değerlendirdi. Sözcü Ali Koç, iddiaların temelinde hükümetin Suriye başta olmak üzere dış politikası olduğu görüşünde. Bir tek hak... Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerikan basınında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a ilişkin çıkan haberlerin kaynağı soruldu. Böyle bir bilgiye sahip olmadığını belirten Sözcü, Türkiye ile ortaklığımız sürecektir dedi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Fransa'da milyonlarca telefon görüşmesini takip ettiğinin ortaya çıkmasının ardından benzer bir iddia da Almanya'dan geldi. Almanya hükümet sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri Almanya Başbakanı Merkel'in de telefonunu dinlemiş olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile görüştü. Sharif görüşmede Obama'dan insansız hava aracı saldırılarının durdurulmasını istedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün Kosova'daydı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Prizren kentinde bir miting düzenledi. Başbakan birlik, beraberlik mesajları verdi ve Kosova Türkiye, Türkiye'de Kosova'dır ifadesini kullandı. Tarafından yapılan ve Kosova Kurtuluş Ordusu komutanlarından Adem Yaşari'nin adının verildiği yeni havalimanının açılışını da birlikte yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Richard Donne ile yemekte bir araya geldi. Sürpriz görüşme odasında gerçekleşti. Otelde gerçekleşti. Baş başa yapılan görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Görüşmede gündemdeki siyasi gelişmelerin yanı sıra Kılıçdaroğlu'nun olası Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin de ele alındığı öğrenildi. Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Irak Dışişleri Bakanı Hoşer Zebari bugün Ankara'ya geliyor. Zebari bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşecek. Irak Dışişleri Bakanı'nın yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'yla da görüşmesi bekleniyor. ODTÜ'de yaşanan yol gerginliği ile ilgili üniversitenin rektörü Ahmet Acar'dan açıklama geldi. Acar yol yapımına değil, oldu bittiye karşı olduklarını söyledi. AK Parti ve CHP'den de bu konuda yeni değerlendirmeler var. AK Parti ve CHP heyetleri bir araya geldi. Yeni anayasada uzlaşılan 60 maddenin yasalaştırılması yolunda adım atıldı. İktidar partisi bu yöndeki teklifini CHP'ye iletti. Şimdi ana muhalefetin yanıtı bekleniyor. CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesinin de çözülmesinin beklendiği parti meclisi toplantısı 3 Kasım'a alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Emrihan Halıcı parti yönetimindeki görevinden istifa etti. Halıcı Merkezi Barış ve Demokrasi Partisi'nden de 3 isim İstanbul Milletvekilleri Sıra Süreyya Önder ve Sebat Tuncel ile Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü istifa etti. Aslında bu 3 istifa da sürpriz olmadı, bekleniyordu. Çünkü 3 isim de önümüzdeki günlerde kurulması öngörülen Halkların Demokratik Partisi HDP'ye geçecek. Başörtülü milletvekili konusunda iç tüzük engel değil. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve CHP dışındaki partiler bu sonuçta birleşti. Bu görüşe Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da destek geldi. Dün 28 Şubat davasının 23. duruşmasında savunma yapan emekli kor general Vural Avar, Batı Çalışma Grubu'nun devlete destek vermek için kurulduğunu söyledi. Dönemin İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral İdris Koralp ise Batı Çalışma Grubu'nun amacının darbe yapmak olmadığını savundu. Hrant Dink cinayeti davasında tahliye olduktan sonra hakkında yeniden yargılama kararı çıkarılan Erhan Tuncel dün İstanbul'da yakalandı. 36 gün sonra Kumburgaz'da yakalanan Tuncel'in bugün mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırılarla ilgili iddianame hazır. Savcılık 33 sanıktan 19'u için 2860'ar yıl hapis cezası istiyor. Yaklaşık 2,5 ay esaret altında kalan pilotlar Murat Akpınar ve Murat Ağca dün bir kez daha basının karşısındaydı. Pilotlar basına yansıyan fotoğraflarının çarpıtıldığını iddia etti. Pilotlardan kısa bir süre sonra ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik açıklama yaptı. Pilotları eleştirdi. Düzce'de kontrolden çıkan bir otomobil refüje çarptı. 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Adıyaman'a bir yakınlarının cenazesine gidip Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı 2 aylık bebeğin anne tarafından terk edilmesine gizlilik kararı aldı. Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yaman konuyla ilgili kamuoyunda yanlış bilgilendirmelere yer verilmemesi için dosyada gizlilik kararı alındığını duyurdu. Başsavcı bebeğin biyolojik babasının da halen tespit edilemediğini belirtti. Uzmanlara göre bebeğini terk edip tatile giden annenin akli ya da ruhsal sorunları var. Çünkü üzüntü, mutsuzluk ve kaygı gibi beklentilerle ortaya çıkan doğum sonrası depresyon birçok annenin başına gelebiliyor.
Kocaeli'de engelliler için fabrika kuruldu. Çayırova Belediyesi'nin İşkur'la ortak gerçekleştirdiği projede engelli vatandaşlara iş imkanı sunuluyor. Yarın ardından birlikteyiz. Kısa bir aranın ardından yayınımıza devam ediyoruz. Dün Van depreminin ikinci yıl dönümüydü. 7,2 büyüklüğündeki sarsıntının etkilerini kentin farklı köşelerinde hala görmek mümkün. Van'da iki yıl önce yaşamını yitiren 644 kişi için 644 fidan dikildi. Yaz aylarında gelen gürültü şikayetlerini değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gürültünün en çok yaşandığı illere ceza kesti. Yapılan denetimlerde kıyı illerine ve turistik bölgelere ceza yağdı. Ve spordan gelişmelere bakacağız şimdi. Dün akşamki önemli karşılaşmayla başlayalım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag'ı 3-1 yendi. Sarı Kırmızılı takım ilk yarıda attığı gollerle puanını 4'e çıkarıp grubunda ikinci sıraya yükseldi. Spordan gelişmeleri aktardık. Şimdi ekonomi cephesine bakalım. Borsa İstanbul günü hangi seviyeden başlayacak? Borsa İstanbul'da iki günlük yükselişin ardından yurt dışına paralel kar satışları hakimdi. Endeks %0,95 düşerek seviyelerde işlem görüyor. Rakamlar böyleydi. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından saat başında birlikteyiz. Gündemin ayrıntılarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım gündemin ayrıntıları gazete manşetlerine nasıl yansımış? Hemen bakalım. Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Dün akşamki önemli karşılaşma. Cimbom kısa kesti diyor. Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Kopenhag'ı ağırlayan Galatasaray muhteşem başladı. Mücadele yine gazetelerin manşetlerine de. Ve ölüme terk edilen Berk'in babası olduğu öne sürülen polis konuştu. Bebeği bana söylemedi diyor. Anne Seçil Müge'de ilk sayfa haberiydi. Yine manşet haberiydi bu. Ve Paris Cumhuriyeti zanlısı Ömer Güney için Fransa'dan ilk resmi başvuru yolda. Güney'in sık telefonlaştığı kişilerin isimleri Türkiye'ye sorulacak. Fransız polise en çok ölüm emrini veren kişi üzerinde duruyor. Güney'in cinayetten bir süre önce Türkiye'den birkaç numarayı onlarca defa aradığı saptanmıştı. Ve bu kişilerin kimliklerini öğrenmek için Türkiye'ye resmi başvuru yapılacak. Ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları. Erdoğan dün Kosova Başbakanı Haşim Taçi ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile birlikte Priştine Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı'nın yeni Tayyip Erdoğan. Ve CHP lideri Kılıçdaroğlu dün akşam sürpriz bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Richard Donne ile buluştu. Baş başa geçen yemekte Kılıçdaroğlu'nun ertelenen Amerika ziyareti konuşuldu. Richard Donne, CHP kurmaylarının Eylül sonundaki Amerika ziyaretinin ardından yaptıkları açıklamalardan duyulan rahatsızlığı da dile getirdi. Ve büyük güzel hukukçular ve psikiyatristler için geri sayım İstanbul'un altında birleştirecek Marmaray, Cumhuriyet'in 90. yıl dönümü olan 29 Ekim'de açılacak. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Asrın Projesi'nin sloganı ise 2 kıta 4 dakika olarak belirlendi. Evet, geri sayım başladı 2 kıta 4 dakika için. Ve Radikal Gazetesi'yle devam ediyoruz. Füze resti manşet. NATO, Çin füze sistemini askeri taktik ve veri değişim ağını hiçbir zaman entegre etmeyeceğini Türkiye'ye bildirdi. Ankara sonucunda ve yine Galatasaray'ın galibiyetiyle ilgili süpersiniz başlığını atmış Habertürk gazetesi de Devler Ligi'nde Kopenhag zaferiyle yeniden umutlandı diyor Galatasaray için. Ve devam gazetemizle. Cumhuriyet gazetesi ise ombudsmanlık Sendikaya Şafak operasyonunda polisi suçlu buldu diyor. Skorsky ile baskın için tazminat öde demiş haberin başlığında da. Türkiye'de artık sıradan hale gelen Şafak baskınlarındaki hukuksuzluk. Erdem Mektup Özel'e kritik sorular var. CHP'nin Cezaevi İzleme Komisyonu üyeleri Genelkurmay Başkanı Özel'in balyoz davasının temiz durumunu paylaştık. Paylaşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara vereceğiz ama öncesinde hava durumunun ayrıntıları. İstanbul'da Ekim sonuna kadar yağış yok. Bugün sert Poyraz'a rağmen sıcaklık 21 dereceye çıkacak. Ankara'da ise sabah pus ve ayaz etkili, öğleye doğru güneş görülecek ve sıcaklık 18 dereceye yükselecek. İzmir'de güneşin etkisiyle sıcaklık 25 dereceye çıkacak ama kuzeyli rüzgar serin esiyor.
Evet, İstanbul'daki trafik durumuna bakacağız dedik. Köprülerle başlayacağız. İkinci köprünün Anadolu yakası. Evet, İstanbul trafiğindeki son durumu paylaştık. Gündemin ayrıntılarına geri dönüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, metrobüsün kaldırılacağı iddiasını yanıtladı. Topbaş, metrobüs hattında metro yapılacağını ama metrobüsün kaldırılmayacağını söyledi. Tırnak'ta faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında yapılan kazılarda 4 kişiye ait kemikler bulundu. Afyonkarahisar'da tekmeledikleri askerin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan bir astsubayla iki uzman çavuş hapis cezası aldı. İddiaya göre meclisteki güvenlik önlemleri bu yıl en üst seviyede. Güvenlik birimine iki bomba arama köpeği dahil edilmişti. Şimdi de Meclis Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı polisler muhtemel acil durumlara karşı eğitimden geçiriliyor. Ve füze restinin ardından Radikal Gazetesi'nde noktalayalım. Yeni Şafak Gazetesi'yle devam edelim. Karadeniz'de önceki gün heyecanlı saatler yaşandı. Hop açık. Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettik diyor Dışişleri Bakanı Davutoğlu. Ve Yeni Şafak Gazetesi'nin ardından devam ediyoruz. Habertürk Gazetesi'yle dün akşamki karşılaşma için süpersiniz başlığını atmış. Habertürk Gazetesi, Galatasaray, Real Madrid diyet. Yanlış tereyağı kullanın bu öneri. Dünyanın en iyi kardiyologlarında birine ait ve İngiliz doktor düşük yağlı diye satılan ürünlerinde obezite, diyabet ve damar hastalıklarını körüklediğini söyledi. Haberimizi izleyelim. Bu haberimizde kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz. Şimdi DNTV MSNBC internet sitesinin öne çıkardığı haber başlıklarına göz atacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden Hakan Fidan açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü günlük basın briefinginde Amerikan basınında Hakan Fidan'la ilgili yer alan iddialara cevap verdi ve günümleyecek 22. Dünya Petrol Kongresi'ne ev sahipliği yapacak ve Kanada'da toplanan Dünya Petrol Forumu Gençlik Kongresi'ne yapılan oylamada Astana, Houston ve Kopenhag'la yarışan Türkiye daha önce 3 kez talip olduğu ve alamadığı Dünya Petrol Kongresi'ni bu defa almayı başardı. Ve devam ediyoruz bir başka haberle. CHP'de Mustafa Sarıgül bilmecesinin de çözülmesinin beklendiği parti meclisi toplantısının öne alınması kararlaştırıldı. Daha ileri bir tarihte yapılması beklenen toplantının tarihi 3 Kasım olarak belirlendi. Devam edelim. Rusya'nın da aralarında Türk vatandaşı Gizem Akan'ın da bulunduğu 30 Greenpeace eylemcisine yönelik korsanlık suçlamasından vazgeçtiği bildirildi. Ve İtalya'nın başı yargıyla dertten kurtulamayan eski başbakanı Silvio Berlusconi hakkında 6 yılında göreve gelen Romano Prodi liderliğindeki merkez sol hükümetini düşürmek için sol tandanslı bir senatöre rüşvet verdiği suçlamasıyla dava açıldı. Emin ayrıntılarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu sıralar nar pazar tezgahlarında en ucuz meyve. Antalya'da üreticiler bu konuda mutsuz. Ancak hazır fiyatları da düşmüşken bol bol tüketmekte fayda var. Uzmanlar üstüne basa basa vurguluyor. Nar bir vitamin deposu. Sapanca Gölü alarm veriyor. Bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılayan gölde sular çekiliyor. Üstelik yağan yağmurlara rağmen bölge halkı tedirgin. İngiltere Kraliyet ailesinde vaftiz heyecanı vardı. Prens William ile eşi Kate'in oğlu vaftiz edildi. İngiltere'deki kraliyet ailesi uzun bir aradan sonra vaftiz heyecanı yaşadı. Kraliyet ailesine 3 ay önce katılan Prens George, sade bir törenle vaftiz edildi. Prens George, törene giderken babasının, çıkarkense annesinin kucağındaydı. Basın, tahtın 3. varisi olan bebeği 3 ay aradan sonra ilk kez yakından görüntüledi. St. James Sarayı'ndaki Kraliyet Şapeli'nde Anglikan Kilisesi'nin en kıdemli din adamı tarafından yönetilen vaftiz törenine küçük bir davetli topluluğu katıldı. Vaftiz dolayısıyla Kraliçe 2. Elizabeth'ten sonra tahtın ilk 3 varisi Prens Charles, Prens William ve Prens George bir arada fotoğraflandı.
Son olarak Kraliçe Victoria, 1894 yılında tahtın üç varisiyle aynı karede yer almıştı. Küçük Şapel'in Prens William ve eşi tarafından özellikle tercih edildiği açıklandı. Prenses Diana'nın tabutu 1997'de cenaze töreni öncesinde bu şapelde beklemiş, bütün kraliyet ailesi burada Diana'ya son kez veda etmişlerdi. NTV Meteoroloji Editörü, Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur bir kez daha bizlerle birlikte. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, Sayın günaydın. Abur. Günaydın. Az önce gündüzleri sıcaklıktan, akşamları ise serinlikten, aslında bunun da adının pastırma yazı olduğunu söylediniz. Takvimler böyle söylüyor. Takvimler böyle söylüyor. Bu ne kadar devam edecek diyelim? En azından ay başına kadar devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü doğuda bugün hava soğuk ama yarından itibaren orada da sıcaklıklar yükseliyor. Hı hı. Bugün neler bekliyor bizi? Gökhan Abur'a teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Güne başlarken noktalıyoruz. Saat başında haber merkezi kuşağıyla tekrar birlikte olacağız efendim. Kısa bir ara.